Gündem Özel'den merhaba sevgili izleyenler. Programlarımızda her gün birbirinden değerli konukları burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz 1 Kasım'a kısa bir süre kaldı, bir ay gibi bir süremiz kaldı. Seçim olacak ve bu süreç içerisinde milletvekili tüm partilerden milletvekili adaylarımızı sizler için burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Engin Kabadağ canlı yayında stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız geldiğiniz için. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederim. Milletvekili adaylarınız hayırlı olsun sağ diyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sıralamada ilk 9'da yer almayı bekliyor muydunuz, beklemiyor muydunuz? Bunları konuşacağız. Tabii. Geçen dönemde siz listede yoktunuz, evet. Adaylığınız da yoktu. Evet. Biz sizi çok iyi tanıyoruz fakat Manisalılarımızın sizi tekrar tanıması, hatırlaması için. Tabii. Engin Kabadağ kimdir? Buyurun lütfen. Evet, öncelikle tüm Manisalı hemşerilerime selamlar, saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Engin Kabadağ 1974 yılında doğdu. İlk orta öğrenimini Manisa'da tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimimi 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 1999 yılında askerliğimi tamamladım. Ardından ticaret hayatına başladım. 1999'dan beri de Manisa'da ticari faaliyetler yürütmekteyim. Ayrıca 2005 yılından itibaren de partimizin çeşitli kollarından siyasi hayatıma başlayarak şu anda hala da siyasi hayatımı devam ettirmekteyim. Evet. Evet, sıralamada ilk 9'un içinde yer almayı bekliyor muydunuz? Nasıl gelişti? Bize bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıla yakın kurumsal bir kimliğiyle Türkiye'nin önde gelen partilerinden, kurumlarından birisi. Partimizde bütün arkadaşlarımız, siyaset yapan en düşüğünden en yükseğine kadar siyaset yapan arkadaşlarımız bu görevlere layık insanlar. Öncelikle onları belirtmek istiyorum. Şimdi sıralamada yer almak hani çok önemli değildi aslında. Bizim için bütün teşkilatlardaki arkadaşlarımız hepsi bir değer ifade eder. Herkes bu görevlere layık. Tabii ki belli dönemlerde belli insanlar. Çünkü neticede 26 tane adayı başvurusu oldu en son bizim şeyimizde. Bunun 9'u sıralamaya girecekti. Bu bir tabii ki genel merkezimizin takdiri, tercihi. Bizi de seçtikleri için tabii ki biz kendimiz şahsen memnunuz. Diğer arkadaşlarımız da memnun. Ama dediğim gibi yani sıralamaya girme girmeme noktasında herhangi bir düşüncemiz yoktu. Bizim amacımız hizmet. Partimize hizmet, memleketimize, vatandaşımıza hizmet. Bu konuda böyle partinin bu şekilde. Partinin neresinde olursa olsun tabii hizmet ki, tabii amacı tabii gidiliyor. Tabii. Peki bu adayların belirlenmesinde ilçelerdeki 7 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemesi ilçelerden etkili oldu mu bu seçimlerde? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sıralama tabii ki genel merkezin takdirinde olduğu için bu konuda tabii ki genel merkezin fikirleri bizim için önemli. Onlar tabii ki olaya yerelden ziyade daha çok global olarak baktığı için partimizin daha üst seviyelere çıkması için çalışmalar yapıyorlar. Sıralamanın tabii ki Manisa'mız bildiğimiz gibi 1 milyona yakın seçmen sayısı var. 1 milyon 300 binde bir nüfusumuza sahibiz. İlçelerimiz tabii ki Turgutlu'muz, Salihli'miz, Akhisar'ımız, Alaşehir'imiz, diğer ilçelerimiz büyük ilçeler. Dolayısıyla ilçelerin burada temsil noktasında sıralamaya girmesi tabii bizim için sevindirici. Oradaki arkadaşlarımızın da, oradaki teşkilatlarımızın da, insanlarımızın da daha çok heveslenmesi, daha çok işe sahip çıkması açısından önemli bir şeydi. Tabii ki güzel bir liste oldu bu liste. Daha önce yoktu ilçeler. Tabii ki daha önce. Şimdi kaç ilçemiz var? Şu anda şimdi birinci sırada tabii ki merkez ilçeden Erkan Akçay var. İkinci sırada Akhisar'dan Osman Oktay, avukat Osman Oktay abimiz var. Üçüncü sırada Doktor Salih Memiş var Salihli'den. Dördüncü sırada ben varım. Beşinci sırada Demirci'den eski belediye başkanımız İhsan Temel var. Ve diğer yine ilçelerden arkadaşlarımız var. Dolayısıyla temsilde adaleti sağlamış gibi bir güzellik oldu bu sefer. Şunu da iddia ediyorum. Bu liste Manisa'da diğer partilere göre en iyi liste. En iyi liste. Halk nazarında da en çok kabul gören bir liste. Hem gerek siyasi geçmişlerine baktığımız zaman adayların, hem kişiliklerine baktığımız zaman ve ilçeleri de temsil etme noktasında
10 numara bir liste diyebilirim. Peki bunu bir avantaj olarak değerlendirebilir miyiz? 7 Haziran'dan sonra tekrar bir erken seçimli olması ilçelerin dağılım açısından evet. Milliyetçi Hareket Partisi için bir avantajlı pozisyon mutlaka, oluştu mutlaka, diyebiliriz. Tabii ki mutlaka. Yani onu söylemek istiyorum zaten. Bu avantaj oradaki arkadaşlarımıza daha çok bir aşk, bir şevk getirdi. Özellikle İstanbul hattı ve Ankara hattı dediğimiz Manisa'yı evet. ikiye böldüğümüzde buradaki arkadaşlar, diğer ilçeler, birbirine yakın ilçeler, herkese bir heyecan geldi. Bizim adaylarımızın hepsi teşkilatlarda biraz önce de ifade ettiğim gibi çeşitli kademelerinde görev yapmış. Ülkücü arkadaşlarımız. Teşkilatımız zaten bunu istiyordu. Dolayısıyla son derece bizim şu anda hareketli bir dönemimizdeyiz ve inşallah da hedefimiz 5 milletvekili Manisa'dan çıkarmak olacak. Evet. Evet, hedefi soracaktım. Belki tüm partilerde mutlaka belli bir iddia var. 5 milletvekili hedefimiz var diyorsunuz. Evet. Bununla ilgili çalışmalar mutlaka başladı. Tabii. Bir ay gibi bir süre kaldı. Evet. Neler söyleyeceksiniz çalışmalarınızla ilgili? Mutlaka şimdi dağılmış bir şekilde ilçelerde görev alan arkadaşların temposu orada daha yoğun olacak. Siz daha merkezde. Şimdi tabii ki 5 hedefi bizim için olabilir bir hedef. Olabilirliği olan bir hedeftir. Şimdi ilçelerden bahsettik. İlçelerdeki arkadaşlar, örneğin Osman Oktay arkadaşımız Akhisar'dan bir milletvekili adayımız. O bölgeyi son derece iyi bilen, zaten geçmiş listede de sıralamada olan bir arkadaşımız. Burada en doğrusu tabii ki teşkilatların ayağa kalkmasıydı. Bu liste dediğim gibi teşkilatları ayağa kaldırdı. Hareketlendirdi. Biz de sistemle, programla, Manisa'nın zaten sorunlarını çok iyi bilen insanlar olarak bu plan ve program dahilinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Zaten Kurban Bayramı'nın arifesinde biraz önce şeyler açıklanmıştı, aday listelerimiz. Dolayısıyla o günden itibaren bütün arkadaşlar gerek kendi bölgelerinde gerek diğer ilçelerde temaslarına başladılar. Belli bir program dahilinde yoğun bir şekilde çalışmaya başladık. 1 Kasım'a kadar tabii devam ki, tabii edecek. Ki. Hani şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya süre çok az, işte kısa bir dönem var, işte bir ay gibi zaman. Hani yorulacaksınız gibisinden. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir güzel şeyi var, sözü var. Diyor ki hiç yorulmamak üzere, hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar diyor. Çok doğru. Biz de bu söz üzerine bütün Milliyetçi Hareket Partililer olarak bu sözü şiar edinerek yola çıktık. Yorulmayacağız, koşacağız. Bütün halkımıza da ulaşacağız inşallah. Hedefe ulaşacağız inşallah. Evet, hayırlısı olsun diyoruz tekrar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka sizin milletvekili olmanız durumunda inşallah. Mutlaka projeleriniz vardır Manisa'ya, Manisalılara, tüm ülkede sizin de mutlaka önemli projeleriniz olacaktır. Evet. Bunlardan bahsedecek olursak neleri ön plana çıkarmak istersiniz? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de kabul görmüş ve uzun yıllardır siyasi hayatını devam ettiren bir parti. Bizim 3 Ekim'de inşallah genel merkezimiz tarafından, partimiz tarafından seçim beyannamemiz açıklanacak. Henüz daha açıklanmadı. Dolayısıyla tabii ki projelerimiz var ama bunları önümüzdeki ilerleyen süreç içerisinde partimizin açıkladığı programlar doğrultusunda, beyannameler doğrultusunda bunları halkımızla paylaşacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi memleketimizin içinde olduğu en büyük sorunlardan birisi şu anda tabii ki terör. Terör belası. Bu konuda zaten bizim daha önceden beri 4-5 yıldır söylediğimiz bu çözüm süreciyle ilgili görüşlerimiz var. Bunları halkımızla zaten yine tekrar paylaşacağız. Çözüm sürecinin çözülme süreci olduğunu anlatacağız ve zaten son artan terör olayları da bunun maalesef, yani keşke biz haklı olmasaydık ama maalesef 2 ay içinde Manisa'mızda dün mesela Kula'da bir şehidimiz vardı. 6. şehidimizi verdik. Bunlarla ilgili projelerimiz olacak. Sağlıkla ilgili, işte ekonomiyle ilgili, geniş olarak tabii ki ülkeyi yönetmek adına çok ciddi projelerimiz var. Bunlar tabii önümüzdeki günlerde hepimizi açıklayacağız. Sağlık şeyde basın mensupları. 3 Ekim'i bekleyeceğiz. 3 Ekim'den sonra bunları sizlerden dinleyeceğiz. İnşallah. İnşallah sizi birçok kez de burada ağırlamak nasip olacak. Tabii ki. Şimdi şöyle dönüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyon sürecindeki tutumunu biraz değerlendirelim istiyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
Sayın Bahçeli'nin en erken seçim ne zaman olacaksa olsun gibi, bu terör olaylarını araştırmada hayır demesi gibi, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii ki şöyle söyleyelim. Sayın Genel Başkanımız ilk 7 Haziran seçimlerinin gecesi önce Sayın Başbakan, biliyorsunuz, balkon konuşması yaptı o akşam. Ve erken seçimi ilk telaffuz eden kendisiydi. Burada çözüm sürecini de devam ettireceğini kendisi ifade etti. Birkaç saat sonra da Sayın Bahçeli basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklama yaptı. Bu tabii ki maalesef AKP'liler tarafından bir algı yaratılarak sanki Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli her şeye hayır diyormuş noktasında bir algı yaratıldı. Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. O balkon konuşmasındaki Sayın Başbakan'ın erken seçim demesi manidardı. Belki birçok insanın gözünden kaçtı ama o gün dinlerseniz tekrar böyle bir ifadede bulundu. Şimdi doğal olarak 7 Haziran'da Türk milleti %41 oranında bir oy verdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Daha sonra ikinci sırada %25 oranında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Ve daha sonra sırasıyla işte Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'ye oy verdi. Şimdi demokrasilerde doğal olan ilk partinin önce eğer tek başına iktidarı kurabiliyorsa kurmasıdır aldığı oy oranında. Evet. Olmuyorsa ikinci sıradaki partiyle bir koalisyon görüşmesi yapması gerekiyor. Devlet Bey'e söyledi, oydu zaten. Buyurun dedi, siz CHP'yle bir koalisyon görüşmesi yapın. Olması gerekeni söyledi aslında. Daha sonra bizim tabii ki en başından beri söylediğimiz bir 4 şartımız vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmazsa olmaz dediğimiz 4 şartı vardı. Bu şart zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, bu devletini seven, milletini seven insanların hayır diyemeyeceği aslında bir şartlardı. Bunları hatırlamak gerekirse çözüm sürecinin kesinlikle ortadan kalkması, çözüm sürecinin kapanmasıydı. Malum Cumhurbaşkanımızın anayasal sınırlar, yani yetkilerinin anayasal sınırlara çekililmesi, bir de 17 Aralık ve 25 Aralık'taki bu yolsuzluk söylentilerine ilgili üzerine gidilmesi ve yine anayasamızın ilk 4 maddesinin de değişmeyeceğini kabul edilmesiydi. Yani bizim isteğimiz buydu. Bunun dışında tabii ki görüşmeler olacaktı ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarını kaybetmenin verdiği hezimetle diyelim, onların kuyruk acısıyla diyelim, böyle oyalama taktiğine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi ile işte çok uzun süren bir koalisyon da değildi artık, geçici seçim hükümeti ya da erken seçim hükümeti gibi böyle milleti oyalayacak şekilde bir görüşmeler yapıldı. Daha sonra bize geldiler. Biz de biliyorsunuz 2,5 saatte bizim şeyimiz sonuca geldi, koalisyon olup olmayacağıyla ilgili. Neydi? Yine biz 4 maddeyi söyledik. Hatta Sayın Devlet Bahçeli o koalisyon görüşmesine bir çantayla geldi. Çantanın içinde de hükümet protokolü, bakanlıkların dağılımı ile ilgili protokolü, bir de Kur'an-ı Kerim vardı. Fakat tabii ki 4 madde kabul olmayınca bu sefer ne yaptı? Sayın Başbakan dedi ki biz zaten hükümet kurmak istemiyorduk deyip ayrıldı. Daha sonradan Sayın Bülent Arınç da bunu zaten itiraf etti. Biz de hükümet kurmak istemiyoruz. Şu önemli bir nokta. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 13 yıla yakın bir iktidar sürecinde tek başına Türkiye'yi yönetmekte. Bu arada her türlü konuda maalesef memleketi sıkıntılar içine soktu. Ekonomik manada, terör manada, sosyal hayat manasında ve bir takım yolsuzlukların içine bulaştı. Maalesef öyle oldu. Dolayısıyla tek başına iktidarı kaybetmek istemiyorlar. Tek başına iktidara gelmek için de işte bir takım kendince bir takım oluşumlar yaparak, oyunlar düzenleyerek tekrardan seçime gitme yapıldı. Yani bu seçime gitmenin, tekrar seçim, onların ifadesiyle söylüyorum, yeniden genel seçim yapılmasının tek müsebbibi Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Kendileri istemiyorlar çünkü. Yani bu koalisyon sürecindeki görüşmelerin aslında sadece oyalama olduğunu, amacın tekrar bir erken seçimle, genel bir seçimle tekrar iktidara gelmek niyetinde olduklarını ifade ediyorsunuz. AKP tek başına iktidara gelmek zorunda olan bir parti. Zorunda olan parti. Niye zorunda? Çünkü eğer iktidarı tek başına yapamazlarsa
o yaptıkları bugüne kadar her şey, her türlü sıkıntılar, her türlü yolsuzluklar meydana çıkacak. Dolayısıyla tek başına iktidara gelmek zorundalar. Bütün şey de bu. Yani onların her şey bunun üzerine mi kuruldu? Asla ne milleti düşünüyorlar, ne memleketi düşünüyorlar. Sadece maalesef kendilerini düşünüyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Hayırlısı. İnşallah iyi olur diyoruz. Evet. Evet, 7 Haziran'dan hemen sonra Suruç'ta az önce sohbetimizde de bahsettik, terör olaylarından bahsettik. 7 Haziran'dan sonra hemen Suruç ile başlayan ve Hakkari Dağlıca ile tırmanan bir terör olayı evet. var. Manisa'dan da şehitlerimiz oldu, ilçelerimizden şehitlerimiz oldu. Dün yine bir şehidimiz vardı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki biraz önce de ifade etmeye çalıştık. Bu çözüm süreci denen, maalesef çözülme süreci, bu illet diyoruz biz buna. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletiyle devletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir projeydi. Biz bunu ta en başından beri ifade etmeye çalıştık. Şimdi hatırlarsak Oslo'dan başlayan bir süreç oldu burada. Şimdi ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi terörün siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte Oslo'da bir söz kestiler. Kendi aralarında. Bunu hani bir düğüne benzetirsek. Daha sonra İmralı'da görüşmeler yaparak nişanlılığını da ilan ettiler. En sonunda da Dolmabahçe'de 10 tane bir mutabakat imzalayarak nikahlarını bastılar ve memleketi çok büyük bir kaosun içine soktular. Burada şu anda işte bu bizim söylediklerimizde haklılığımız ortaya çıkıyor. Biz ne dedik? Terörle mücadele edilir. Teröristle mücadele edilir. Fakat ne yazık ki İktidar sahipleri terörle müzakere yolunu seçtiler. Tabii ki sizin karşınızdaki illegal bir örgüt olduğu için, eli kanlı bir örgüt olduğu için, geçmişinde yaptıkları, binlerce vatandaşımızı katlettikleri için, sicilleri bozuk olduğu için bunlarla müzakere yaparsanız yarın bunlar sizin başınıza, tepenize çıkarlar. Ve bu noktada da maalesef haklı çıktık. Dediğim gibi keşke haklı çıkmasaydık. Bunca 150'ye yakın Türkiye çapında şehidimiz oldu son aylar içerisinde. Tabii ki bu bizim için, Türk milleti için çok üzüntü verici bir olay. Oradaki şehit olan polisimiz, askerimiz, vatandaşımız, bunların hesabını maalesef AKP bu dünyada da veremeyecek, yarın Rabbimin huzurunda da veremeyecek. Yani çok büyük vebal altına girdiler. İnşallah bu 1 Kasım seçimleri bu yanlış yoldan dönmenin bir adımı olur, bir vesilesi olur. Bizim duruşumuz yine aynı. Biz her zaman olduğu gibi Türk milletinin menfaatlerini ve iyi günler geçirmesi için gereken her şeyin yapılması tarafındayız. Dolayısıyla bu şekilde şey yapmayı düşünüyorum. Evet, Türkiye'nin acısı büyük şehit haberleriyle her gün geçmiyor ki bir şehit haberi alıyoruz. Bugün yine Diyarbakır'da bir saldırıda 2 şehidimiz olduğu öğrenildi. Dileriz bunlar son bulur. Çünkü bu bir Türk-Kürt sorunu değil, bu tamamen terör. Bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor tüm vatandaşların. Son günlerde konuşulan bir konu var. Alperenlerin Selçuk Özdağ'ın tarafıyla AK Parti'ye desteği var. Söylemleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi tabii ki Alperen Ocakları biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin bir kuruluşu. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşu olması hasebiyle tabii çok yorum yapmayacağım ama tabii ki Sayın Selçuk Özdağ'ın yaptığı o açıklamalar daha sonra Alperen Ocakları Genel Başkanı tarafından da tekzip edildi. Burada bir arkadaş bulmuşlar. İşte biz Alperenler olarak AKP'ye destek veriyoruz ama dün itibariyle basından takip ettiğimiz kadarıyla Alperen Ocakları'nın genel başkanı böyle bir şeyin olmadığını ifade etti. Sayı olarak yani 80-90 değil de 10-15 kişi gibi bir şey söylendi. Yani şimdi tabii ki bunlar maalesef şöyle bir şey var. Selçuk Bey tabii ki geçmişteki kimliğini hala kullanmaya devam ediyor. Kendisini eski ülkücü olarak ifade ediyor. Biz her zaman yine söylüyorum, her yerde de söyledik. Ülkücülerin yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Tabii ki insanın ülkücülüğü, aslında şu mesele var. Şimdi bir insanın milliyetçi olması, ne bileyim cumhuriyetçi olması tek elinde değildir. Herkes olabilir. Doğru. Ülkücülüğü ben zaten şey yapmıyorum, hani tartışmak istemiyorum ama maalesef Selçuk Bey ülkücülüğü pazarlıyor gibi bir şey var ortada. Yani ülkücülüğü kullanarak şu anda bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni oy devşirmeye çalışıyor. Bu da halkımızın gözünden kaçmıyor.
takdir halkımızın, bunu herkes görüyor. Yani biz şunu ifade etmek istiyoruz. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndekilerin Cumhuriyet tekelinde olmadığı gibi, nasıl ki Milliyetçi Hareket Partililerin tekelinde olmadığı gibi, ülkücülük de kimsenin tekelinde değildir. Mühim olan bunu pazarlamamaktır, bunu kullanmamaktır. Herkes kendi fikrinde, kendi düşüncesinde, siyasi görüşünde serbesttir. Evet. Ama bunu siyasi malzeme olarak, reklam aracı olarak kendine menfaat elde etmek için kullanıyorsa bu yanlıştır. Bunu ifade ediyorum. Evet. Peki Tuğrul Türkeş'in AK Parti'nin aday gösterilmesi, Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nde sevilen, takdir edilen bir kişi olmasına rağmen aday gösterilmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu iki isim Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybına neden olabilir mi? Bu konudaki yorumlarınız nelerdir? Tabii. Şimdi öncelikle Tuğrul Türkeş'ten başlayalım. Tabii Tuğrul Bey rahmetli başbuğumuzun oğlu, bizim emanetimiz. Fakat şöyle bir konu var. Milliyetçi Hareket Partisi dediğim gibi 50 yıla yakın kurumsal kimliği olan, belli kuralları olan ve kanun ve yönetmeliklerle yönetilen bir siyasi parti. Burada siz eğer bu kurumsal yapının üstünde kendinizi ön plana çıkarırsanız, kendinizi bu kurumsal yapıdan üstü de görürseniz bu yanlış olur. Tuğrul Bey maalesef partimizin yetkili organların aldığı kararları dinlemeyerek, o dönemde biliyorsunuz bakan istenmişti geçici seçim hükümeti için. O dönemde partimizin aldığı kararları dinlemeyerek gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerisini kabul etti. Bu tabii kabul edilemez bir tavırdır. Yani bu bütün kurumlarda böyledir aslında. Herkesin kendine göre bir kurumsal kimliği vardır. Belli bir yapısı vardır. Ve kuralları vardır. Siz bu kurallara uymayıp kendinizi bu kuralların üstüne çıkarırsanız yanlış olur. Dolayısıyla Tuğrul Bey tabii ki çok yanlış hareket etti. Kendisi tabii ki takdiridir. Allah yolunu açık etsin. Ama bizle ilişkisi kalmadı. Zaten partimizden de biliyorsunuz ihraç konusu var. Evet. Diğer konuya gelirsek Sayın Meral Akşener tabii ki partilerimizin, milletimizin, Türk milletinin sevdiği bir ablamız diyelim. Kendisi iyi partilimizdir. Fakat yine söylüyorum, kurumsal kimlik içerisinde bazı insanlar bugün sıralamalara girebiliyor, bazı insanlar sıralama giremeyebiliyor. Mesela ben 7 Haziran seçimlerinde aday değildim. Şimdi ama ben şimdi, varım. Dün başka birisi vardı, bugün başka birisi olabilir. Bunlar aslında çok polemik konusu yapmamak lazım. Şuna bakmak lazım, yani insanlar, dedim ya biraz önce, siyasi malzeme, tabii bu siyasette oluyor. Şimdi mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Bülent Arınç bugün yok. Abdullah Gül yok. Abdüllatif Şener yok. Bu tip insanlar niye yok diye biz sormuyoruz. Çünkü kurumsal yapı içerisinde bugün olur, yarın olur. Yani Meral Hanım yine partimizde zaten siyaset yapmaktadır. Kendisi de zaten bir takım açıklamalarıyla Milliyetçi Hareket Partisi için çalışacağını ifade etti. Herhangi bir aksi beyanı olmadı. Dolayısıyla çok da bizim için sorun değil bu. Bugün olmaz, yarın olur. Bu bir stratejidir diyebilir miyiz? Yani bu, olabilir, bu dönem olabilir. Yok ama yani, bu illaki parti içerisinde çalışmalar ki, devam edecek yani, diye yorum ediyorum. Genel başkanımız asla şunu yapmaz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Adam harcamaz. Genel başkanımız, sayın genel başkanımız belli bir taktik, belli bir strateji üzerine bir takım kararlar alır. Ve bugüne kadar aldığı zaten bütün kararlarda doğru çıkmıştır. Türk milleti bunu da müşahede etmiştir. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizin ilave etmek istediğiniz varsa onu alalım. İzleyicilerimize mesajlarınız olabilir. Bunlara da lütfen değinirsek çok memnun oluruz. Öncelikle ben programı aldığınız için beni çok teşekkür ediyorum. Görüşlerimizi Sayın Manisa halkımıza aktarma fırsatı verdiğiniz için. Tabii ki 1 Kasım hep 7 Haziran diyoruz. Çok yakın olduğu için. 1 Kasım seçimleri tabii ki Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir seçim. Bu noktada yıllardan beri süren, 13 yıla yakın süren bir AKP iktidarını hepimiz gördük. İnşallah bu dönem Türk milleti gerçekleri görecek diyorum. İnşallah şöyle geçmişe baktığında hayatlarındaki değişimleri ekonomik olarak, siyasi olarak, diğer konularla olarak hayatındaki değişimleri görerek bu dönem inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'ne önce Manisa'da sonra da Türkiye'de inşallah tek başına iktidara getirecektir diye düşünüyorum. Çare Milliyetçi Hareket Partisi ve halkımızdan
desteklerini bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun efendim. Yolunuz açık olsun diyoruz. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, çok değerli konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Engin Kabadağ bizlerle birlikteydi. 7 Haziran'dan bugüne kadar olan süreci değerlendirdik. Önümüzde 1 Kasım seçimleri var. Diliyoruz herkes için hayırlısı olur diyoruz. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.